Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bu hafta çok heyecanlıyız. Roman Reigns döndü. Batista döndü. Shield dönüyor. Kevin Owens döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu arada radyo yorumcuları arasında Ahmet Tahir var. Hoş geldin Ahmet Tahir. Hoş bulduk. Hikmet Zeybek var ve Boğaç Ülker var. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi diyelim iyi olsun. İyi diyelim iyi olsun dedi. Ya bu ne düşünüyorsun? Hemen yazmış Alexander pembe saçı. Bir tek o dönmedi demiş. Golü atmış. Ne diyorsunuz? WWE önce tabii sözü Ahmet'e bırakacağım. Rol çalmak istemiyorum sunucumuzdan da. Bir soru sormak istiyorum. Sevgili Boğaç. Ne diyorsun? WWE efendim, sence köpük sıktı mı reytinglere? Yanan yangına bir köpük geldi mi? Bu köpük sıkmak değil yani. Herifler resmen tuğla dizdiler. Diyorsun. Bu şunun şurasında kaç? 35 gün falan yokmuş ya. 37 gün var. WrestleMania. 37 gün mü var? Evet. Hani yani tam o hikayeleri inşa edebilecekleri yeterli süre. Yani 3 tane çok büyük isim. Hani ikisinin için direkt franchise diyebileceğimiz hani artık hani Kevin Owens belki o noktada değil ama yine çok büyük bir isim o da. Çok rahat köpük sıktılar yani artık buna köpük mü deriz? Yani ateşe kovayla su mu döktüler bilmiyorum yani nasıl tanımlanır ama çok rahat toparlayacaklardı bu noktadan sonra. Babalar döndü diyebiliriz yani. Tabii tabii. Evet Ahmet sevgili sunucumuz. Bize şu an canlı şov yapıyor. Sen de söz. Nasıl yani canlı şov derken? Kameranı kapat kral. Kamera açtılar. Beni görüyor musunuz şu an? Maalesef evet. Görüyoruz. Yani. Bunu istemezdik ama maalesef görüyoruz yani. Evet. O zaman önce bir kameradan çekelim. Niye kameradan çektin? Ben bu kamerayı nasıl kapat? Ahmet'i görmek istemiyorum ya. Bir dakika bunlarsa beni görüyorsunuz ki. Ben de görmek istemiyorum. Kamerayı açmışsın oğlum ya. Ha, hele şükür ya. Şu an Ahmet gece tweetler geliyor gözümün önüne ya. Hangi biri? Yalnız bir SS alsak güzel olurdu. Almayın. Alexander'ın pembe saçı ya. Demiş. Çekiliş olacak bugün demiş Alper Canbaz. Evet olacak. Sözü Ahmet'e bırakıyorum o zaman. Alexander'ın pembe saçı demiş sevgili Ahmet. Roman kanser mi değil mi lütfen açıklığa kavuşsun. Ya şu an Roman değil de ben kanser oldum. Bunu nasıl... Tamam evladım kapattın kamerayı. Niye tekrar açıyorsun? Elimle kapattım ya. Ya tamam bırak oğlum bir şey yok hadi konuş. Yok, bırak oğlum bir evet, şey yapmayacağız. Arkadaşlar Roman Reigns... Allah kahretsin bu daha kötü. Ne oldu oğlum? Beni görmezsiniz ki. Ne oldu lan? Dur şöyle. Kral evet, hadi ya. Roman Reigns bu hafta Raw içindeydi ve remission oldu. Remission ne demek Hikmet? Sen benden daha iyi biliyorsun. İyileşme evresine girdiğini söylüyor. Evet öyle bir şey. Hastalığım geriliyor diyor. Evet Roman Reigns bunun duyurusunu yaptı. Neler söylemek istiyorsunuz Roman geri döndü? Allah razı olsun ne diyelim. Şimdi biz bunu yedik mi? Ben vallahi billahi bilmiyorum da. Ben yedim. Ben de yedim. Kesinlikle ben de yedim yani. Bir daha açın görüntüdür. Evet. Numan bu arada chat'e düşmüş. Kardeşim senin gruba düşmen gerekiyor. Neredesin ya? Bunu nasıl kapatacak? Sevgili Boğaç ne diyorsun? Bence çok büyük bir kolpaydı bu. Kardeşim yani... Ne? Numan geldi. Ben... Kardeşim yani bakkala ekmişim de ne yapayım geldim işte. Bakkala mı? Evet Numan. Roman Reigns döndü ne diyorsun? Vallahi özlemişsiniz be. Vallahi ne bileyim abi ben abi adam mutant olsa özlemişim adamı yani ne diyeyim abi. Görünce sevindim ki bana kalırsa yani Vince McMahon oyunu da olabilir olmayabilir daha mı ama abi adam benim sempatimi kazandı yani adamın planı işe yaradı her türlü yani bence. Adam benim sempatimi kazandı abi. Ben yedim yani şahsen hasta olduğunu yedim. Umarım burası ne ya da bir etki yapar maça umarım. Alexander'ın pembe saçı demiş. 5 ay önce Buğra Gür 2 senede zor gelir diyordu. Ey Buğra Gür ne diyeceksin şimdi? Kardeşim alan memnun satan memnun yani sen ne yapacaksın?
yani. Ben mutluyum açıkçası Roman Reigns'in dönmüş olmasından. Shield aktivitelerinden, Dean Ambrose'un ayrılmayacağının kısmen ayyuka çıkmasından açıkçası ben mutluyum. Bilmiyorum. Boğaç'ın fikirlerini de merak ediyorum bu konuda. Roman'ın bu kadar erken gelmesi konusunda. Evet, aynen öyle. Bunu konuşuyorduk ya, çünkü değerlendiriyorduk. Bilmiyorum, ben inanmıyorum. Yani çok güzel herife 6-7 ay kafa izni verdiler. Adamın o inanılmaz düşmüş olan profilini de bir nevi düzelttiler. İşte kanser bilmem ne, herkes şey paylaştı. Roman'la beraberiz, Roman'la beraberiz. Ben çok uzun süredir şirketin böyle bir PR çalışması yaptığını görmemiştim. Şimdi ya bu bir gayet. PR çalışması mı sence? Bence bu bir PR çalışması yani. Numan? Ya abi adam zaten daha önce hani kanser olduğu belli. Hani var çünkü kaynaklar var, araştırdım ben bu konuda bayağı. Abi adam büyük ihtimalle yoruldu, tamam mı? İşte o yüzden kanserin yüksekti diye bir şey yaptılar bunlar bize. Ki büyük ihtimalle hastalığından dolayı yoruldu yani bence. Çünkü eyvah. Kısa bir kesinti oldu. Çünkü Skype kapandı. Şu anda tekrar açıyorum. O açılırken hemen yorumlayayım ben de. Evet, Zeno yazmış. Roman Hunter'dan daha yavşaksın. Tabii yalansa. Ya bu konuyu aslında biraz pazarlama, marketing olarak değerlendirebiliriz. Ben şeyi düşünüyorum. Roman'ın satışlarını düşürdüğünü düşünüyorum. 4-5 aylık olmadığı sürece. Ancak geri döndüğünde bunu telafi edebilecek bir durumda da geri döndüğü kanaatindeyim. Yani şirketin marketing açısından bakacak olursak şirkete, geçmiş dönemden bugüne bir artı kazanmadılar. Aksine 5 aylık bir eksi yazdırdılar hanelerine. Evet, bu arada tekrar döndüm Skype'a. Numan sen devam et. Skype bir anda kapandı nedense, anlamadım bir şekilde. Tamam. Yok benim bitti zaten, bu kadar. Hayır. Sen en başındayken gittim ben de. Ondan sonra evet, devam ettim. Şu diyorum anda yani, geldim. Hı-hı. Bana kalırsa diyorum bu bir PR çalışması olsa bile, tamam mı? Hı-hı. Roman Reigns normalde en kötü. SummerSlam'a kadar dinlenecek normalde. Baktılar ki Reigns ile kötü gidiyor. Dediler biz bunu erken çekelim. Erken gelsin Roman Reigns. Ki ben bu yani dinlenme olayını da şey nasıl anlayamıyorum. Hasta. Bu adam zaten harbiden hasta. Yani. Hastalığını bahane etmediler. Sadece hastalığı yüzünden yoruldu dediler bu adam. Biz bunu çekelim geri kenara. SummerSlam'a kadar dinlensin bu adam dediler normalde. Normal şartlar altında. Evet. Yani ama Roman'ın, bölüyor gibi olacağım ama Roman'ın gitmeden önceki çizdiği profil de gerçekten kötüydü. Yani Bobby HD'de rezalet maç serileri. Bayağı sosyal medyada tepki çeken şeyler. Shield'ın bir şekilde birleşmesi. Roman Reigns bayağı aslında biraz yüzünü eskitmişti tam ayrılmadan önce. Abi Roman Reigns her zaman kötüydü ki. Yok lan son zamana bakmıyor abi. Ya abi hayır. Ya ben son zamanlardaki kötülüğü genel bir kötülüğünün altında değildi. Şimdi şunu demek istiyorum ben biraz. Yani siz de yokken şunu söyledim. Skype'dan düşmüşken ben. Dinleyici ekibine şunu söyledim. Ya 4-5 ay bu bir PR çalışmasıysa bile 4-5 aylık süre boyunca WWE'nin geriye gidişi o kadar fazlaydı ki. Yani PR çalışmasını bence pozitif bir tarafında göremeyecekler. Yani şu an Roman Reigns'in dönüşünden sonraki yazacak artılar 4-5 aylık süreçteki eksileri geçemez. O kadar kötü bir durumdaydı şirket. Roman Reigns de bir köpük halinde yangına sıkıldı. Hatta Boğaş'ın deyişiyle tuğla taşlarından biriydi. Zeno demiş, vizyon yenilenmesi olabilir. Fenerbahçe gibi ikincilikten 16.lığa bilirler ya. Roman da buna benzer olur umarım demiş. Evet. SmackDown hakkında sorular var. Raw hakkında sorular var. Ahmetciğim, Roman Reigns'e kısa bir ara verelim ve o zaman haftalık şovluk değerlendirmesine geçelim. Evet. Söz sende. Raw'ı bildiğiniz üzere Roman Reigns işte tekrar düşüyor ama Roman Reigns hastalığı konusunda iyileşmeler kat ettiğini söyledi. Yeni Raw takımlar şampiyonumuz Revival 2 hafta üst üste mağlubiyet serisine devam ediyor. Revival çok büyük ümitlerle şampiyon olmuştu ama yenildiler. Ricochet ve Aleister Black'e mağlup oldular. Ricochet ve Aleister Black de biliyorsunuz NXT'den bu hafta, düzeltiyorum, bu ay içinde ana kadroya gelen isimlerdi. Neler söylemek istersiniz? Revival yeni şampiyon ve yeni isimlere kaybettiler Boğaç. Ya ilginç. Ben bu kadar şey olacaklarını beklemiyordum. Yani
2 hafta üst üste ama çok saçma bir takvime denk geldiler. Yani bir anda normalde belki de iyi bir potansiyelle başlayacakken bu saltanata, hani bir anda NXT'den 4 adamın 2 şovda birden gözüküp hani yargı dağıtmaya başlaması, bilmiyorum yani ne planlıyorlar. Revival da kendini gösterecektir büyük ihtimalle ama biraz sekteye geldi ya da bu işte şu WrestleMania öncesi dönemde olduğumuz için belki de böyle ratinglerle alakalı bir hamle yapıyorlar ya da NXT'den gelen isimlerin nasıl bir tepki alacağını gözlemlemek için yaptılar. Bir fikrim yok. Revival da burada kurban oldu biraz. Evet, Hikmet. Valla ne diyeyim? Bu arada sesim geliyor mu? Önce bu kontrol edeyim de. Ha, tamam. Yani Revival'ın şampiyon olup bu kadar da hey! Edalet! Hikmet'in kaybolmasını saklama. Ne oldu? Evet. Mikrofonu mu yedin lan? Hikmet mikrofonu yuttu arkadaşlar. Aynen öyle. Ham yaptı. Ben Revival evet. hakkında düşünceleri, Numan'ın düşüncelerini merak ediyorum. Çok uzun süredir Revival konuşuyoruz çünkü Numan'la. Ya abi ben artık bu adamlarım ne bileyim artık beni sarmıyor ya Revival. Ne bileyim abi o ana kadroya ilk geldikleri zaman kemeri alsalardı eyvallahtı da. Yani şu zamanlarda yenilmeleri, kaybetmeleri hiç umurumda değilmiş gibi geliyor ki. Bana kalırsa yani karşısındaki adamların da kaybetmeye lüksü yok şu anda. Yani adamlar yeni çıktı ana kadroya. Bu adamların da bir puşa ihtiyacı var mecburen. Yani bana kalırsa Revival kemeri kaybeder ya. En geç WrestleMania'da yani. En geç WrestleMania'da kemeri kaybeder Revival. Zaten bu adamlara kemer vermelerinin sebebi bana kalırsa işte yok biz gideceğiz ayağa yattıkları için büyük bir buna kemer verdiler. Yani siz alın şu kemeri siz de biraz susun gibisinden. Yani inşallah kemer olurlar Revival'dan. Ben memnun değilim kendilerinden. Gerçekten memnun değilim. Yani nasıl desem hani bu adamların vaat ettiği şeyle yaptıkları şeyler arasında hiç alaka yok. Bence. Sizi bilmiyorum da bence öyle yani. Ya ben de Revival'ın aynı şekilde yani dikiş tutturamadığını düşünüyorum federasyonda. Şimdi hemen AEW falan yazacak olanlar olacaktır. Abi AEW kim ya? Fenerbahçe'de mi oynuyor? Şimdi bana bu espriyi yaptırmayın tekrar. Lütfen yani. Ben Revival'ın yeteneklerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama işte NXT'de gözüken, güreş stilinde gözüken her güreşçi nasıl ana roster'da dikiş tutturamıyorsa Revival'ın da bu sendroma yakalandığı kanaatindeyim. Momentumları, popülasyonları o kadar düşük ki hani seyirciden ne bir reaksiyon alabiliyorlar ne NXT'deki heyecanı ring içinde sağlayabiliyorlar. Maalesef ortada bir yerdeler. Ben de onlar adına üzgünüm ve kopuş evresinde olduklarını görebiliyorum artık. Ya özellikle hatta şu Mart bahar temizliği oldu. Geçen hafta konuştuk. Revival'ın da kovulmasını bekleyenlerden biriydim. Ben de bekliyorum açıkçası. Yani. Sevgili evet. Ahmet. Hikmet burada mısın? Geliyor mu sesim şimdi? Hikmet zor geliyor, bir şey geliyor. Değil. Kulaklığına yakınlaştıracaksın ha. Revival Hikmet. Revival çok kötü ya şu aralar yani. Adamlar şampiyon oldular daha kötü izliyorlar. Yani gerçekten evet. Hani böyle kral gelip facia edecekler ana kadrodan. Hani bilmiyorum. Büyük ihtimalle WrestleMania'dan sonra kemerleri de salar. Hatta WrestleMania'ya bile kalmayabilir. Fastlane'de salabilirler bunlar kemerleri ya. Yani gerçekten ilginç bir süreç olacak. Evet. Yani ben WWE'nin Revival'la birlikte hani Revival'ın işte regl olmuş gibi işte memnun değiliz, şu değiliz, bu değiliz atar giderinden sonra WWE'nin bak ben seni kral da yaparım, vezir de yaparım ayağı çektiğini düşünüyorum Revival'a. İşte şimdi bir kral yaptılar. Şimdi yine ezmeye devam ediyorlar. Revival'la alakalı başka yorum yoksa bir sonraki segmente geçiyorum. Yok. Evet, Elias her zamanki gibi gitar dinletisini yaparken onu bölen isim Dean Ambrose oluyor. Dean Ambrose biliyorsunuz Nisan ayından sonra WWE'den ayrılacak. Roman Reigns'in onu ikna edip WWE'den
WWE'den ayrılmaması yönünde telkinlerde bulunacağı iddia ediliyor. Dean Ambrose geliyor ve 4 Elite ile Elias'ı yere seriyor. Sizce Dean Ambrose Nisan ayından sonra ayrılacak mı? Roman Reigns onu durdurabilir mi? Burak Gür neler söylemek ister? Ya hani istersen diğer segmentle birleştirelim bunu, öyle konuşalım. Parça parça olmasın. Tamam o zaman Elias'tan yürüyelim o zaman. Elias yine ne yaptığı belli değil. Aynı boşlukta devam ediyor. Elias'la ilgili görüşlerin neler peki? Ben Elias daha önceki haftalarda söylediğim gibi hani harcanıyor mu demiştik. Ama ben çok önceden harcandığını, Intercontinental alamadığı zaman bittiğini düşünüyordum. Alexander Pembe saçı yazmış bu arada. Bir daha şiir birleşme falan abi hadi ya demiş. Onu da konuşacağız tabii. Elias'a gelecek olursak yani mükemmel bir vücut. WWE için yeterli bir ring içi yeteneği. Muhteşem seyirciyle etkileşim. Ya tam WWE'nin aradığı süper yıldız olabilecek kapasiteye sahip isim işte bu dediğimiz zaman ne oldu? Adam Intercontinental bile kazanamadı. Ya bence Vince McMahon'ın kafası karışık, ne istediğini bilmiyor. Al sana işte yeni CM Punk abi. Yani seyirciyle etkileşim açısından diyorum. Al sana işte eskilerden kim örnek verebiliriz? Jeff Jarrett diyemem. Jeff Jarrett bu kadar güçlü iletişim kuramıyordu seyirciyle. Ama Dwayne Johnson diyebilirim seyirciyle iletişim açısından. Yani mükemmel bir arena sezgisi var adamın. Mükemmel bir iletişim yeteneği var. Etkileşim yeteneği var. Yani bu kadar büyük bir gücün gerçekten kaybolup gitmesi de ilginç ve üzücü. Ben de her hafta Elias'ı izlerken aklıma bu sorular geliyor. Acaba kullanılmış olsaydı ne seviyelerde görebilirdi Elias'ı diye de düşünmeden edemiyorum. Numan Elias. Ya ben bu adamın her hafta gelip aynı şeyleri yapmasından gerçekten sıkıldım. Yani adamdan değil, bunu bu adama yaptıranlara sıkıldım. Abi adam her hafta geliyor, şarkı söylüyor, ya birinden dayak yiyor ya adam biri bölüyor. Yani her hafta ya, her hafta yani. Bak bu adam, abi WWE'de şu önemli değil mi normalde? En çok, daha doğrusu Vince McMahon'ın en çok önemli şeylerin birisi bu değil mi? Seyirciyle etkileşim abi. Bu adam bunu yapıyor. Ya, iyi ya da kötü tepki istiyor Vince McMahon. Yani adam bunu yapıyor. İyi de alıyor adam, kötüyü de alıyor yani. Heel oynuyor, face oynuyor bu adam. Sen daha bu adama ne bekliyorsun? Zaten WWE'nin hani ring içine baktığını düşünmüyorum. Çünkü show, hani entertainment kısmı var ya, eğlence kısmı. Bu adam eğlence kısmını çok iyi yapıyor abi. Artık bu adama ne bileyim bir... Yani Intercontinental işte, kıta da arasıdır böyle, Amerika şampiyonudur. Böyle bir şey verin de adama bari, adam tutulsun ya. Hani ayrıca gelip de niye Dean Ambrose'un dövüp adama sopa atıyor? Hani niye yani, neden? Neden ya? Yani bu adam, size ne yaptı? Bu adam bir hafta heel oynuyor, bir hafta face oynuyor. Yani bu adam ne yapıyor siz abi yani? Niye batıyor bu adam size? Başlarda çok ön yargılıydım Elias'a karşı ama şu an artık hiç öyle değilim. Hatta puşlanmasını isteyen birisiyim. Umarım bu adamı artık görürler. Yani umarım görürler. Görmeleri gerekiyor çünkü. Adam geçtikçe eriyor. Bunun farkında değiller. Benden bu kadar. Evet, Hikmet. Yani Elias'ta ben bir kimlik bunalımı seziyorum ya. Hani karakter, evet, oturmuş bir karakteri var ama o karakterin üzerinde bir kimlik oturtamadılar. Hani bu adam nasıl devam edecek? Bir hafta face oluyor, ertesi hafta heel oluyor. İlginç işler yani. Yani onu hiç iyi konumlandıramadılar senaryoya. Bu hani elde tutulur bir başarısının olmaması, ondan sonra karakterinin nasıl diyeyim yani taraf olarak pek belli olmaması, bunların göstergesi yani. Yapacak bir şey yok. Oğaç. Ya aslında Hikmetli Numan çok net söylediler durum özetini. Çok üzücü yani. Bence Elias çok potansiyeli olan bir isim. Belirli çerçeveler ve şartlar altında ama bunu şirket maalesef düzgün bir şekilde kullanmıyor. Biz de her hafta bir oraya bir buraya giden bir adam izliyoruz. Kötü yani. Çok kötü. Evet, Elias ve Ambrose'la ilgili görüşlerimiz böyle. Ambrose'la ilgili daha da ilerleyen dakikalarda görüşlerimizi belirteceğiz. Bir sonraki maça geçiyoruz. Ronda Rousey ve Natalya Ruby Riott ve Sarah Logan'a karşıydı. Fakat maç bitmeden davetsiz bir misafir vardı. Becky Lynch, biliyorsunuz, WWE'den uzaklaştırma almıştı. Becky Lynch maçı bastı ve önce Natalya'ya, daha sonra Rousey'i sopaladı.
Daha sonrasında Becky Lynch polisler tarafından gözaltına alındı. Oradaki memurlar tarafından gözaltına alındı. Maçın akabinde Ronda Rousey gelip bu benim stilim değil, ben Becky Lynch istiyorum dedi. Steph ise kimse WWE'den büyük değildir resti çekince Rousey kemeri yere serdi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Buğra Gür, Ronda Rousey kemeri bıraktı mı? Becky Lynch yine bastı. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten tam bir kadınlar devrimi ya. Ben hayatımda hiçbir şampiyonun trip atarak kemeri yere bırakıp wow! Büyük şampiyon! Yes! Onu istedim yoksa maça çıkmam. Ya gerçekten ciddi bir kadınlar devrimi değil mi bu hareket ya? Bence de yani kezbanlık da kadınlar devrimine nasıl diyeyim farklı bir boyut kazandı. Zeno yazmış. Mahalle Dilberi Becky'nin hayatını karartacak Ronda ablam. Vallahi şu anda hayatı kararan Ronda gibi görünüyor. Bence de yani. Bir de Mahalle Dilberi demiş ama pek o atardan sonra Dilberi hangisi bilemedim. Bence Mahalle Dilberi burada Ronda oldu. Ronda ya. Yani ben de söylemek istemiyordum bunu ama öyle yani şimdi doğruya doğru konuşalım. Evet, forum tarihimizin ilk kadın moderatörü Numan İnci. Numan'dan yorumları bekliyoruz. Numan trip atma konularında Ronda Rousey'i nasıl buluyorsun? Abi tam bir kadınlar devrimi oldu ya. Arkadaş anlamadım gitti de. Yalnız umarım bu tribin sonucu hani... Ben bu televizyon sonucunu olarak, televizyon sonucu olarak Ronda'nın kazanmasını istiyorum abi. Çünkü ben o maça Charlotte'ın çıkmasını istemiyorum abi WrestleMania'da. Hak ediyor ama istemiyorum. Yani öyle bir durma çünkü o maça Charlotte çıkarsa abi o maçta yatış olacak kişi ya Becky olacak ya Charlotte olacak. Yani Ronda tutamayacak. Hani anlatabiliyor muyum? Bir maçta sonuçta. Ama yüzden, kişinin taraf da Ronda olmayacak. Ama şu var işte yani ben Ronda'nın tutulması istiyorum abi. Ben Ronda'nın birebir maçta tutulması istiyorum. Olay bu. Yani, niye? O yüzden, sen Ronda fan değil misin kardeşim? Kardeşim ya öyle biliyorsun ben böyle yenilmez serilerine falan pek bir alerjim var benim o serilere falan biliyorsun. Yani doğru Asuka'ya tek atıyordun bere. Hani öyle yenilmez serilerine falan alerjim var o yüzden istemiyorum yenilmez serisi olmasın abi WWE'de. Yoksa çok zevksiz oluyor maçlar yani Asuka'yı hatırlarsınız kaç sene çektik anasını satayım. Bütün maç belli sonuç ne Asuka kazandı. Yani burada Ronda kazandı diye abi görmek istemiyorum yani tamam kadın eyvallah. Bak ki UFC'den geldi WWE'ye belki de en iyi uyum sağlayan kişi o bu arada yani. Lesnar bile onun yanında bir hiç bana kalırsa. Şey konusunda, ring içi konusunda adam tembel çünkü. Bu çalışkan kadın. Kadının aklını veriyorum ama umarım Ronda tribi umarım Ronda'nın tribi başarılı olur da o maçı belki çıkar ha. Başka bir şey demiyorum. Ben Charlotte görmek istemiyorum o maçta. Benden bu kadar. Evet. Alo. Boğaç. Alo. Sen gelin misin? Ha. Tamam abi. Tamam. Kanıyormuş beyler. Son dakika bilgisi geldi. Ronda kanıyormuş. Onun için böyle bir şey olmuş. Son dakika hemen telefon geldi. Bu aç hala bizimle misin? Evet buradayım. Sıkıntı yok. Şey güzel. Ben segmentten çok Twitter'da ya atıştıkları olayı daha çok sevdim ya. Gördünüz mü bilmiyorum. Ronda'nın karısını şey gibi kullanmış. Penis gibi kullanmış Becky Lynch fotoğrafta. Neyini? Ronda'nın kocasının kafasını hani armbar bağlıyor ya Becky Lynch. He. İşte onu diyor. Becky Ronda demiş ki işte sen işte hep olmasını istediğin penisin gibi davranıyorsun benim koluma falan demiş. Bayağı ağır bir laf yani. Güzel iyi bir çekişme var onların arasında. Devam etsin böyle. Yani keşke Charlotte'u çekip atsalar da işte. Olmuyor ki. Ben de öyle diyorum da olmuyor işte abi. Ya Charlotte orada biraz şey durmuyor mu nasıl diyeyim? Böyle eğreti. Dondan fırlamış gibi. Tam olarak öyle ya. Dondan fırlamış gibi. Tam olarak öyle yani durum. Çıkıyor, konuşuyor. Ben hak ediyorum. Ben şey yapayım. Nereye hak ediyorsun abi ya? Ya Becky Stone Cold mod açmış. Ondan sonra Charlotte babasının şeyiyle gazına geldi gidiyor. Yok Charlotte... Oldu. Babasını da dövdüler. Neyse onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Doğru. Doğru. Evet doğru. Allah razı olsun. Evet Hikmet. Evet. Ronda mı? Evet. Ronda Becky. Sen seversin. Ne? Evet. Yani şimdi bu
Ya gerçekten şu bağlılıkların nokta çok komik geldi bana ya. Hani nasıl diyeyim? Artistik yapıp işte atar yapıp kemeri sermesi falan. Hani hiç yani nasıl diyeyim? Keşke hiç yaşanmasaydı yani. Bu abi biraz oyun, bak 10 yıldır güreş izliyorum, tamam mı? 10 yıldır profesyonel güreş izliyorum düzenli, Raw SmackDown. Unutamadığın en büyük an deseler, aa ilk bu yani. Ne Serena'nın kırılması, doğru. Ne Batista'nın I quit demesi, ne Triple H End of Era Undertaker, hiçbiri değil bu yani. Kadın ringin ortasına kemeri serdi gitti. Neden? Çünkü Regal günündeymiş. Aa. Oo. Çünkü trip atıyor. Ha, trip canım atıyor. Ben istemiyorum. Ya, ya bir de bir erkeğe atsan neyse, kadına atıyor tribi ya. Doğru. Doğru, hiç bu açıdan düşünmemiştim artık. Ya bana da bir kadın atmıştı öyle bir trip ama yani sonuçta ben onu gerçekten çıldırtmıştım. Evet. Evet. Burada yani Stefani'ye atıyor. Stefani şimdi çıkarsa neyse. Evet, Ronda Rousey ve Becky Lynch mevzusu, Stephanie McMahon üçgeni, Charlotte dörtgeni Raw'da tüm hızıyla devam ediyor. Asuka gelsin beşgen olsun diyenler. Hayır. Asuka bir şovlara çıksın. Bu şekilde ne? Devam ediyoruz. Ve Raw'da sıradaki segment Jinder Mahal ringde. Jinder Ric Flair'ın partisine davet edilmediği için çok üzgün. Partiden birisiyle maça çıkmak istiyorum diyor ve gelen isim Kurt Angle. Kurt Angle, genç yetenek Jinder Mahal'e pes ettiriyor. Genç yetenek Kurt Angle, virgül Jinder Mahal'i pes ettiriyor. Neler evet. Söylemek istersiniz Kurt Angle'ın performansı? Bence bu konu hakkında sen konuş. Yani, yani çok gerçekten denecek bir şey yok. Kurt Angle'ın hala ringlerde güreşiyor olması yeterince absürt bir durumken gelip 30-32 yaşlarındaki adamları yenmesi daha absürt. Bunun zamanında Elias'a yapıyorlardı geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi Jinder'a yapıyorlar. İleride şey Drew'a yaparlar. Sting mi, Sting mi dönseydi yani? Yani ya, dönseydi ya. Keşke ya. Ne güzel olur. Sting, abi Sting dönmedi mi zaten? Haftaya, döndü. Haftaya Rav'da yani. Rahat olun abi. Onun da bilgisi geldi. Haftaya Rav'da Sting. Oo. Nasıl yani? Ciddi mi? Tabii abi. Haftaya bu haberleri Alp mi verdi sana Gür? Yo, Alp verdiyse patlıyoruz. Dave Meltzer kardeşim. Ne? Oo, Ertem abi, canım abi. Alper istifasını veriyormuş şu anda. Evet, Kurt Angle, Jinder Mahal, Numan. Bu maç niye yaşandı abi? Ben bunu sorgulamak istiyorum yani. Numan, hayatı sorgula gibi. İki yıl önce sana deselerdi ki Raw'da Kurt Angle, Jinder Mahal maçı izleyeceksin. Ne tepki verirdi? Şimdi yayın kaydoluyor. O yüzden boş ver. Ne tepki verirdim abi. O yüzden. Yani evet. İnanmazdım o ya. Öyle söyledim. İnanmazdım abi. Ha Kurt Angle derdim, ne alaka Jinder Mahal'le yani, ama işte oluyormuş. Hayat yani, bu maçı niye gördük diyorum ve geçiyorum ben abi. Konuşmak istemiyorum maç hakkında çünkü. Evet Hikmet. Ya şimdi baktığımızda benim anlamadığım kısım, yani bunları geçiyorum hadi. Kurt Angle'ın maçı çıkmasın falan. Ya abicim Kurt Angle'ın Road to WrestleMania'da rolü var mı yok mu onu söyleyeyim. Ya varsa, muhtemelen olacak ya. Varsa adam gibi çıksın, feodunla ilgilensin tek başına, et diye süt diye millete karışmasın. Yoksa da yani böyle şeyler izlemeyelim ya. Hani önceden derdik TNA yetenekleri ezdiriyor, WWE tüm TNA'cileri topladı şimdi. WWE'de de aynısı oluyor ya. Şey gücü TNA'ya huzur evi diyorlardı, şimdi aynısı WWE yapıyor. Evet, Kurt Angle, Jinder Mahal, Buğra Gür. Ya Jinder Mahal, öncelikle Zeno bir soru sormuş sana sevgili Ahmet. Jinder, ne? Jinder demiş neden jobber oldu, Ahmet açıkla demiş Zeno. Ne? Yani bunun muhatabı ben değilim. Ben şu an Adana'da bir kulum yani. Allah'ım bir kuluyum. Benlik bir şey benlik bir şey yok yani. Hayır, şampiyon olunca hiç öyle demiyordun. Ya işte benim önemli şeyler. Benim desteklerimle şampiyon oldum diyordun. Haydi. Özelde Jinder Mahal'e yazıyor. Sayemde şampiyon oldun, ithal et yazıyor. Beni takip ediyor biliyor musunuz? Geçen takip etmeye başladı Instagram'da. At yalanı. Yeminle atayım, dur SS atayım gruba. Bu arada sizin görüşlerinizi anlatayım. Bir dakika, Jinder Mahal seni falan takibe başladıysa bunu Instagram'dan falan reklamını yapalım. Dur. Yemin ederim
al atıyorum. Bizim Buray, atıyorum Buray Gül açıklıyorum durumu. Ahmet'in Cinder Mahal fan sayfası var. Bana satacaktı dünya. Ben de onu şey yapacaktım. Eli Drake fan sayfası yapacaktım. Ya tabii yok, gerçekten... benzer yeteneksizlikler evet. Cinder gruba niye atıyorsun? Belki gruba özel içerik. Artı 18. Doğru. Şey yani. Bakalım. Vallahi artı 18. Atamayız bunu. Halka açamayız bunu. Ya çok tehlikeli. Bazı şeyleri paylaşamayız evet. Jinder Mahal demiştir ki işte yaz lan bu adamda bir tek beni takip eden bu adam kaldı. %100 öyle demiştir biliyor musun? Samimi söylüyorum o düşüncede olduğunu düşünüyorum ben de. Yani abi, Jay White beni takip etmiyor. Allah kahretsin nasıl adam takip ediyor? Evet. Zeno sormuş Ahmet'e. Ahmet peki geçen yılın Rav'da Jobber olmayacak diyen sendin. Bunu da açıkla demiş. Hafızam çok kötü. Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Zeno benim geçen yıl dediğimi hatırlıyor ya. Beni biraz salsın Zeno. Gerçekten öyle dediysem de demişimdir yani. Olabilir. O zaman bu gerginliği geçirmek için bir meditasyon yapalım kardeşim ve diğer hadi segmente geçelim. Hadi. Evet. Şanti. Drake. Şanti. Şanti. Evet. Yeah. Alexa Bliss Finn Balor'ınkini görmek istiyor. Sırada sırada Moment of Bliss var ve Alexa Bliss'in konuğu kıtalar arası kemer şampiyonu Finn Balor. Finn Balor'a şu soruyu soruyor Alexa Bliss. Eminim diyor o sırtındaki kemer o muhteşem kaslarını diyor koruyordur diyor. Ben tam seninkini görmek istiyorum derken diyor Rush bölüyor. Neler söylemek istiyorsunuz? Alexa Bliss Finn Balor'ınkini göremedi. Buğra Gür. Bunu YouTube başlığı yapacağım. Alexa Bliss Finn Balor'ınkini görmek istiyor. Öyle değil mi? Bence ben ikna oldum şu anda kardeşim. Çok güzel. Ooo geldi müzik. Müzik geldi. Evet Alper Canbaz demiş Alexa şu an Rav'da erkek sineğe verecek duruma gelmesi. Haydi. Doğru. Ya bir şey diyeceğim zaten nasıl diyeyim Finn Balor göstermedi mi kendini işte ne uğraş? Ne? Alıştı. Tüm İngiliz camiası şimdi bana sövüyor evet. Evet Hikmet. Ya işte dedim ya, Leo Rush geldi. Şimdi hani abi Rush... WrestleMania'da Intercontinental kemerini maçına Leo Rush'la şey mi çıkacak, Finn Balor mı çıkacak ya? Yok ya. Bence WrestleMania'da daha ciddi bir maç, daha iddialı bir maç olmalı. Mesela yani, Drew McIntyre çıkabilir. Ne? 205 Live'ı temsil edecekler herhalde çık. Doğru. Ondan sonra formda 205 devrimi diye şey konu açılır. Kapansa da hepimiz bir rahatlasak değil mi ya? Abi Superstars ne? Show'u 2016'nın Kasım ayının son haftası sona ermişti. O günden beri bayramdı benim için. Şimdi de bu çıktı. Anasını satayım bu ne ya? Gizmeş gene iyi lan demeyiniz o kadar demeyin lan. Gene güzel maça çıkıyor gizmeşe demeyiniz. Ne? Numan yavaş konuş anlayamıyorsun. Sanırım aranızda 205'i seven bir herhalde ben varım ya. Ya zaten sen var. Ya kimse herkes seviyor. Bro. Ne abi? Abi bugün doğru. Yani lise okul çıkış saati 4 falan galiba. 4'ten sonra bir 205 live manyaklığı başladı. Ben anlam veremiyorum. Tam böyle lise çıkış saatine entegre. Ahmet dedi ki liseler çıkmış herhalde. Aynen dağılmış liseler. Evet Numan neler söylemek istersin? İlerleyen dakikalarda da Finn Balor ve Leo Rush kemer maçına çıktılar ve Finn Balor kemerini korudu Coup de Grace'la. Ya abi Leo Rush'un yeri burası değil. Gitsin 205'e ne bileyim işte Buddy Murphy falan kafa aslında. Bu ne abi ya? Buddy Murphy kafa. Numan bir şey diyeceğim ya. Teke tek dağılabilir misin Leo Rush'ı?
Lan üstüne olsun ölür anasını satayım. Ne diyorsun? Numan Leo Rush'tı. Numan 2 metre 20 santim Numan. Leo Rush da 1.63 mü? 1.68. 1.90'dan o 1.63'te. 1.68, 1.68. Kardeşim tamam mı kanka, ben 1.90'ım, 120 kilo, üstüm olsam ölür anasını satayım. Üzücü. Tasın Leo Rush kardeşim ya. Leo Rush'ı yolda geçsem. Leo Rush'a gerçekten üzüldüm şu anda. Neyse. Diyecek bir şey yok sevgili Boğaç. Sen ne söylersin? Vallahi diyecek bir şey yok. Müzik bence her şeyi anlattı. Ne? Doğru. Hayda. Değil mi? Evet. Hoş geldin Mertay. Murphy tatilde demiş Zeno. Ya bu 205 live'ı neyse, Fastlane gecesi daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ahmet söz sende. Evet, gecenin bir diğer maçında diskalifiye olmayan maçta Dean Ambrose Drew McIntyre ile karşı karşıya geliyor. Klasik geçen maçın sonlarında Raven Hill tayfası, o alışık olduğunuz Bobby Lashley, Drew McIntyre, Baron Corbin ve Elias dörtlüsü Dean Ambrose'a saldırıyorlar. Ve o da ne? Yardıma birisi koşuyor. Yardıma bir Big Dog koşuyor. Roman Reigns. Önce Seth Rollins gelmedi mi lan? Seth Rollins'le beraber eski dostlarını kurtarmaya geliyorlar. Daha sonrasında ringi temizledikten sonra Seth ve Roman ringi terk ediyor. Fakat Dean Ambrose ringde onlara bakış atıyor. Shield yeniden birleşiyor mu? Roman Reigns aksiyona dönüyor mu? Roman Reigns'i Fastlane'de görecek miyiz? Buğra Gür, söz sende. Ya bu yıllar zaten bir healed olmuş yani. Shield'dan önce bu nasıl bir dayanışmadır, bu nasıl bir koordinasyondur, bu nasıl bir mukavemet gücüdür, anasını satayım, nerede birini kıstırsalar zaten dördü bir oluveriyor hemen. İlginç bir şekilde healed diyorum artık ben bunlara. Shield da ilerleyen haftalarda bu healed karşısında mecburen birleşecektir, yani birbirine bunu kendilerini mecbur hissedeceklerdir. Daha sonra Shield'a artık Roman Reigns mi ihanet eder, kim ihanet eder bilmiyorum ama Alexa'nın pembe saçı abi hadi ya yazıyordu. Maalesef kardeşim tünele girdik artık ve tünelin arkası kapalı. Tünelin ucunda da Shield versus Healed var. Fastlane'in ana olayı Shield demiş Zeno. Muhtemelen Dean Ambrose'un da hani dönmeyeceğinin kısmen ayyuka çıkması, dönmeyeceğinin nereden dedim, gitmeyeceğinin kısmen ayyuka çıkması bence beni memnun etti. Gerçekten şu bak, Raw özetini izleyeceğim. Sabah uyandım saat 8.30-9'da. Raw özeti izleyeceğim. Açtım telefonu. Heyecanlıyım yani. Elim titriyor yani heyecandan. Çünkü biliyorum, show güzel olacak. Anladınız mı? İlk defa uzun süre sonra, aylar sonra ilk defa heyecanla Raw özeti izledim. 30 dakikalık özet, 25 dakikalık özet su gibi kaydı gitti. Mutluyum. Hem Roman Reigns döndüğü için hem de ufaktan Shield hikayesine girdikleri için. Haftalık şovlar çekilecek gibi değildi. Artık birçok heyecan unsuru barındırıyor. O en son heyecan unsuru Batista. Onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Benim düşüncelerim ve görüşlerim bu kadar. Evet. Boğaç, Dean Ambrose'un Halit Ruhiyes hakkında ne düşünüyorsun? Dean Ambrose'u ringde bıraktılar. Türkçe konuş lan. Dean Ambrose'un durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence ayrılıyor mu? Ne oluyor? I'm thinking Dean Ambrose is not leaving. Neyse tamam. Ya, tamam. Kardeşim çok İngilizce konuşmak istiyorsan wrestling o obsessive server radyoya katıl. Ne bileyim. Hayır. İngilizceye geçmeyin. Xenofobi o zaman biraz acı çekiyor. Ya dur abiciğim. O karışık zaten. Bak ne oldu? O zehirli o, onu atma ya. O zehir belki. Evet, oğlum adamı tekerlek yaptılar. Bir heal yaptılar, bir face yaptılar. Yok gidiyor dediler. Şimdi gideceğini artık patladığı neredeyse kesin. Ben hiçbir şey anlamıyorum bu adamın durumuyla alakalı. Ama ben size demiştim. Öyle dönüyor geliyor. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Alper Canbaz demiş ki ben Von istihbarat şefiyim demiş. Kardeşim A-Spor mu ora? Kardeşim İngilizce biliyor musun o kadar ya? Ne? Yani şimdi beni konuşturuyor. Evet Hikmet. Ya dedik zamanında hani bu adam gitmeyecek falan diye. Belli yani bir şeyler var arkada.
dönen. Şimdi gidiyorum ayağına deliye yatıyor işte son kez. Hı hı. Ondan sonra WrestleMania'dan sonra işte nasıl diyeyim duygu işte WrestleMania demişim. Fastlane'den sonra duygusal bir senaryo eşliğinde bunu şey yaparlar. İkna ederler falan filan. Ondan sonra bir feuda girerler. Amansız bir feuda. SummerSlam'de üçlü kemer maçı diyorum ben. Evet. Yine Numan, ben Numan, aman Shield War'a heyecanlıyım yani. Ben abi 35. kere olduysan artık hiç heyecanlı değilim ya. Gözünü seveyim ya. Oğlum kaç kere Shield War oldu ya? Gerçekten Numan ya. Bir kere abi, oldu. Her seferinde hazırlayıp sonra bir bok oluyor abi. Kesin gideyim bir bok olacak. Bak. Her seferinde hazırlıyorlar bir sakatlanıyor bak. Sabırsızlık zamanında da bak. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Seth Rollins'in sakatlık sırası geldi. Geldi. Geldi abi. Çok bile dayadı. Abi Seth Rollins cam adam zaten ya. Her an zaten şu an sakat biliyorsunuz. Yani bak abi. Cam adam dedin aklıma kim geldi biliyor musun? He. Mehmet Ekici. Ay. Yo, ondan aklısı var. Gökhan Töre. Hayır, Mustafa Pek demek abi. Doğru. Sergen Yalçın'a selamlar. Evet Numan, tam olarak yorumlarını ben duyamadık gibime geliyor. Ne düşünüyorsun? Dean Ambrose gidiyor, Shield birleşiyor, Roman Reigns aylar sonra yeniden bir sitke vurdu. Neler söylemek istersin? Ambrose gitmeyecek abi ya. Belli oldu bu olay artık. İyice Nayuk'a çıktı. Zaten büyük ihtimalle önümüzdeki hafta falan Raw Show'unda birleşirler çünkü Fastlane'e az zaman kaldı. Yani birleşirler Shield'dan önce önümüzdeki hafta. Yani evet. Ama ben bu işe çok sıkıldım. Yani umarım gene ayrı. Abi şu var bir de hani mesela demişim ya radyonun başında. Roman Reigns'i erken döndürdüler normalde planları SummerSlam'a kadardı diye. Benim aslında o sonucu çıkarmamın sebebi Dean Ambrose'un tekrardan apar topar face olması abi. Yani Dean Ambrose gidecek diye falan filan olmadı bu olay. Tamamen Roman Reigns erken geldi diye Dean Ambrose'a erken face yaptılar abi. Olay falan basit. Yani Roman Reigns erken gelecek diye Dean Ambrose'un heel turn'ünü book ettiler ilk sırası. Durum tam olarak bundan ibaret. Yani biraz da geç kalsaydı de Ambrose'u heel izledi. Yürüten ağlıyor. Evet. Dean Ambrose, Roman Reigns, Seth Rollins üçgeni böyleydi. Seth bakalım Rollins'in, önümüzdeki hafta neler olacak? Seth Rollins'in önümüzdeki haftaki sakatlanmasını bekliyorum bu arada. Aynı şekilde. 1-0-5. Sonra Roman Reigns sakat. Gerçekten 2 haftadır maçlara çıkmıyor. Doğru şey var. Hani o sakatlanma mevzusunu biliyorum can. Sakat zaten yani. Ben onu unutmuşum. Şu an sakatlanma sırası Dean Ambrose'da olabilir. O da biliyorsunuz en son kolundan sakatlanmıştı. Seth Rollins sakatlamıştı onu da. Seth Rollins hem sakatlanıyor hem de sakatlıyor. Hem sakat bu ne ya? Bugün Sting'in kariyeri bitirdi. Bu hafta Sting'in burnunu kırdı. Bu hafta Sting'in Seth Rollins'in yüzüne bakmaması hakkında ne düşünüyorsun? Oraya geleceğiz. Oraya için büyük olay sürpriz. Var olay. Oraya için büyük sürprizlerimiz var. Ve hiç kimsenin umurunda değil ama Sasha Banks ve Bayley takımlar şampiyonu kazandı. Vay be. Samimi bir soru sormak istiyorum. Kimin umurunda? Gerçekten bunu sormak istiyorum. Dur söylüyorum. Kimin şey var ya bir tane gif var ya Nobody Cares diye. Şu an onu yapıyorum bak. Abi yani Sasha Banks bu arada hemen olayı anlatayım. Bayley ve Nia Jax karşı karşıya geliyorlar. Bayley Nia Jax'i tuş ediyor. Nia Jax ve Tamina Bayley ve Sasha Banks'le karşılaşacak Fastlane'de ünvan için. Evet, kim ne söylemek ister? Benim bir yorumum yok açıkçası. Ben no comment yani. Ben aynı şekilde. Yorumu olan bence Skype'ı terk etsin şu an ya. Yorumu evet, olan çıkış abi, yapabilir yorumu. Tek diyeceğim bir şey var. Umarım Sasha Banks sakatlanır mı veya Bayley de temel boşa çıkar. Başka şey istemiyorum ya. Sasha Banks bize festlerini kaybediyormuş 10 gün sonra yine her zaman gibi. Abi yine kadınlar devrimi mi izleyeceğiz? Yeter artık ya. Gerçekten bıktık yani. İnanılmaz. Kadınlar devrimi be kardeşim. Düşünsenize Sasha Banks sakatlanıyor, Bayley Sasha Banks sakatlandı diye ringin ortasına kemerleri atıyor trip atarak. Ayda. Al işte. Olaylar orada gark eder bence. Evet, Bayley ve Sasha Banks'e böyleydi. Gecenin ana olayına geçiyoruz. Gecenin ana olayında hepimizin favori çifti Stephanie McMahon ve Triple H'likte. Yo. Nasıl yani?
Kardeşim benim favori çiftim Jeff Jarrett'la Karen. Allah onların beyazını versin. keşke yayında Buğra Yücel olsaydı yani, ne güzel söverdi. Of. Stephanie McMahon Triple H ringde. Sting ringde Sting. Seth Rollins'e enteresan bir bakış atıyor. Kariyerini bitirdi. Puşları. Kariyerini bitirdi derken yani sakatlandığında 65 yaşındaydı Sting ya. Çok da yok. Ne yapmış bu adam? Yapma ne 65'i ya. Ama, 50, ama bir şey diyeceğim. 56 yaşında falandı ya. Ne 65'i ya, yapma ya. Zaten bitmişti yani bir nevi. Sting'in 56'sı Undertaker'ın 50'sinden daha iyiydi. Öyleydi. Ne 50'si be? 45'inden daha iyiydi. Doğru. Ama Undertaker çok bayağı boylu postlu bir adam. Kilolu bir adam. Sting, Sting'in bir de şeyi falan var böyle. Nasıl diyeyim? Burada Ahmet steroid bırakma hikayesi var. Burada kısa boylulara şey mi yapıyorsun Ahmet? Teselli mi veriyorsunuz geç yaşlanırsın diye? Aynen ya. Minyon olmak en iyisi. Her türlü minyonluk her yerde işe yarıyor. Her alanda. Ben erken mi yaşlanacağım? Sıçtık. Nasıl hayda yani? Bende mi? Işte. Numan da. Ben ne yapacağım ya? Yanlış konumuz oğlum. Allah kolaylık versin, ne diyeyim. Evet ve ringde Ric Flair anons ederlerken Ric Flair gelmiyor. Ric Flair arka alanda Batista'nın saldırısına uğruyor. Batista SmackDown 1'i unutmuş değil. Batista Ric Flair'ı döverek güzel bir gözdağı veriyor Triple H'e. Şimdi senin ilgini çektim mi diyor. Evet Buğra Gür muhtemelen maça çıkacak bu ikili WrestleMania'da. Batista 50 yaşında, Triple H o da var bir 50 yaşında, 49 yaşında. Dedeler güreşmeye devam ediyor, neler söylemek ister? Ya ben güreşi bırakma yaşının 47-48 olduğunu düşünüyorum. 50 yaşta çok geç bir yaş değil. 40-45 yaşlar güreş için... Jericho koysanız geç. Ya o başka, Jericho çok temposu düştü gerçekten. 40-45 yaşı altın çağıdır profesyonel güreşin. Yani 47-48 bırakma yaşı desek 50 yaşta çok fazla değildir. Zaten ikisinin vücutları da çok diri. Bu arada geçen Bein Sports nereden çıktı? Bein Premier'de bir film döndü. Ne hatta Immortal mı son bilmem ne mi öyle bir şey. Neyse. Batista oynuyordu filmde. Gerçekten çok beğendim oyunculuğunu da. Bu haftada dönmüş olması benim için bir kaderin cilvesi oldu. Çünkü adamın filmi Bein Premier'de bir hafta önce izlemiştim. Aa Batista diye de şaşırmıştım hatta. Yani gerçekten bir kaderin cilvesi benim için de güzel bir anı oldu. Batista'nın bu hafta dönüşü beklenmedik. Sır gibi dönüşü. Triple H'e belli ki rastlamaya da maça çıkacak. Bundan sonra artık promolarını açıp keyifle kendimizi sıvazlayarak seyredeceğiz. Ne? Avuçlarımızı sıvazlayarak tabii yani. Ne neremizi sıvazla? Evet. Avuç. Ya Batista Triple H Icon versus Icon maçı tadını çıkarmak lazım abi. Çünkü bu maçlar senede bir defa oluyor yani. Evet. Evet. Bu arada sözünüzü kesiyorum. Çekiliş yapıyoruz. Network çekilişi. Biraz zaman heyecan dozajını arttıralım Hikmet. Evet. Evet, WWE Network hesabına sahip olacak şanslı üyemiz, şanslı dinleyicimiz şimdi belli olacak. Duyanlara, duymayanlara iletiyoruz arkadaşlar. Radyo yayınımıza katılan herkes çekilişe tabi olacak. Çekilişi yapıyorum. Bir heyecan alayım, bir drum roll alayım. Hemen Alexander'ın pembe saçı. Bravo. Tebrik ediyoruz. Buran Gür'ün Metardi gülüş atması. Yes. Evet Hikmet, sendeydik, senden devam edelim. Batista Triple H. Ya ben açıkçası Batista'nın gelişini beğendim ya. Nasıl diyeyim, böyle bir bakış atması kameraya falan. Tek bir şeyden memnun değilim. Sonunda bir ha diye bir bağırdı. biraz böyle nasıl diyeyim. Orada değil mi? Orada şimdi mevsim kış olduğu için üst solunum yollarını temizledi. Yanlış olmasın yani. Tat kaçırdı biraz ya maalesef. Yani şimdi nasıl diyeyim, çok ilginç şeyler oldu ya. Hani o bağırış hariç bence iyiydi. Batistan Ric Flair'a saldırması. Yumuşak karnı Triple H için. Biliyorsunuz Ric Flair babası gibi seviyor. Evet.
Yani ne diyelim, hayırlı olsun ya. Hani belki WrestleMania için yani olabilecek en iyi çıkış yollarından biriydi bence bu. Böyle Legend vs. Legend hesabından. İki büyük isim. Zaten Batista fit bir adam. Sürekli film çekimleri vesaire derken kendine iyi bakıyor. Triple H'de, Animal abi ya, Animal ya. Tabii can. Triple H'de hani düzenli olarak çalışıp WrestleMania'ya iyi hazırlanırsa en azından hani şu anki beklentilerimize göre çok iyi maç olmasa da o isimlerin şeylerinde, sınırlarında güzel maç çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, Animal dönüyor dedik. Beni bir korku saldı. Ama bu başka bir şey benim Animal korkusu. Boğaç, sen neler söylemek istersin? Batista, Triple H. Çok beklemedik mi ya bu olay için? Tabii canım yani. Yani SmackDown 1000'de gösterdiler dedik. Aha geliyor sonunda, oh bilmem ne. Anca yani bu kadar geç de ben beklemiyordum. İyi oldu ya. Ben Batista'yı bu ringde görmek istiyordum. Gerçekten star olabilecek, yani daha doğrusu star olmuş o ne derler hani, başarımı kazanmış bir adamın en azından şöyle bir dönemde şirkete dönmesi lazımdı. En azından belki hani hali hazırda bu potansiyeli taşıyan isimlere örnek bir isim olarak yani görev yapabilir. Triple H'de olan hikayelerini devam ettirirken bu zaman içerisinde. O yüzden memnunum durumdan. Evet Numan, senden de bir kısa hemen alalım. Zaten SmackDown 1000'den bir beklediğiniz bir şeydi. Ben sevindim. Ama hani abi o bakış falan, ama abi o haldeki tek fall, yani tek sorumlu yer İkmek'in dediği gibi o da ha diye bağırması. Ki ben olsam bu şey derdim yani, aynen şöyle derdim. Ya bu seni heyecanlandırırım derdim Triple H'e. Yani heyecanlandırırım seni falan, öyle derim yani. Dikkatini çektim falan filan demezdim de yani, bu seni heyecanlandırırım derdim. Ne olsaydı de o olurdu. Ama abi o bakış, o geliş bambaşkaydı ya. Özlemişiz abi. %100. Böylelikle Rav'ın sonuna geldik arkadaşlar. Rav'ı 5 üzerinden değerlendirelim saygıdeğer chatbox üyeleri ve yorumcu ekibimiz. Hikmet, kaç verirsin 5 üzerinden Rav'a? Ben 5 veriyorum bu seferki Rav'a. Boğaç? Bailey ve Sasha Banks yüzünden 4 veriyorum. Ben onları izlemediğim için. Numan? Ben oraya atladım. Ben de o yüzden 5 veriyorum abi. Oraya atladım ben de. Ve son olarak Buğra Gür. 5-5. Aynen öyle. 5 veriyorum. Evet. Uzun genel kanı... Hani heyecanlaştığım bir şey oldu. Uzun zaman. Genel kanı tam puanlık olduğu yönünde. Mertay 5 diyor. Ben de 5 diyorum bu arada. Yes Yes Çirkeci Adam 5 diyor. Rav'ı böylelikle... Rav dosyasını böylelikle kapatıyoruz. Alexander Pembe Saçı da 5 dedi. SmackDown'a geçtiğimizde... SmackDown'da bir kontrat töreni var. Kevin Owens... Geri dönüşünü gerçekleştirdi. Öncelikle Kofi Kingston ve Daniel Bryan tabii ki anons ediliyor ama Vince McMahon gelip bu iş böyle olmaz diyor ve Kevin Owens anons ediyor. Kevin Owens aylar sonra geri dönüşünü gerçekleştiriyor ve böylelikle Fastlane'de WWE şampiyonunun rakibi oluyor. Buna bağlı olarak main event'e bağlıyorum çünkü biraz vaktimiz daralıyor zannediyorum. Kevin Owens ve Kofi Kingston Eric Rowan ve Daniel Bryan'ı mağlup ediyor. Kevin Owens Stunner'la maçı kazanmasını biliyor. WWE şampiyonluğunu tuş ediyor. Kevin Owens Luman. Valla ben çok mutlu oldum ya. Şahsen Kofi'nin maça çıkmasını istemiyordum ben. Yani ne bileyim. Abi Fastlane'de olmasın diyorum Kofi maçı yani. Burası Mania çıksın diyorum Kofi için. Fastlane için böyle bir güzel bahane bulundu. Ben sevindim ya şahsen, ki Owens'ın da çok güzel oldu bence. Asıl bunda asıl olay şu. Owens'ın finisher olarak Stunner kullanması abi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalıcı değil diye tahmin ediyorum ben ya. Ya zaten kullanmaya başlamıştı Stunner'ı da. Nasıl diyeyim. Büyük ihtimalle biraz oradan... Stone Cold demişim. Onun üzerinde bir hava yakalatmak istiyorlar. Ondan ötürü ya o. Bana yoksa... kalırsa da abi pop-up power bomb'ı herkes yapamıyor. Kilolu insanlar falan yapamıyor ya. O yüzden ama bence olabilir. İkinci kişi olarak bunu yapmış olabilirler yani. Ama onun o hareketleri kaldırabilecek bir adam yani. Şey yok. Nasıl diyeyim, hareket yapabilme sıkıntısı yok bu adam. Yok, karşısındaki için sıkıntılı. Mesela Braun Strowman'a power bomb yapmak sıkıntı mesela en basitinden. Bayağı moonsault yapıyor ya bu adam. Yani abi yok. Mesela Braun Strowman'a yani pop-up powerbomb yapmak zor abi. Kaldırması zor abi. Adam hayvan gibi. Aynen. Nasıl kaldırma adamı. Aynen, o yüzden dedim. Onlar için böyle ikinci bir finisher olabilir bu. Diyeyim. İşte. Evet. Hikmet, WWE şampiyonu tuş edildi. Kevin Owens geri döndü ve şampiyonluk maçına dahil oldu. Neden söylemek istersin? Vallahi ben Kevin Owens'ı aylar sonra zaten hani nasıl diyeyim, aylar öncesinde dipteyken şu anda
böyle çok büyük bir havayla dönmüş olarak gördüm. Umarım da bu havasını korur çünkü WWE'nin kendini sürükleyecek bir yıldıza ihtiyacı var. Bu sadece Roman'la da olmuyor. Roman gidince düştüğümüz hal çok belli. Kevin Owens bence bu SmackDown'a havayı yakalatacak adam olabilir. Hani ben açıkçası bu kararın biraz da ani alınmış gibi gösterilmesinden çok direkt ani alındığını düşünüyorum yani. Vince McMahon'ın oradaki nasıl diyeyim Kevin Owens çağırması gerçekten yaşanmış olabilir. Owens gibi bir ismin ana kemer feyodu içerisinde olması da son dönemde yaşanan o kıtlığı bir nevi değiştirecektir. Ben Kofi'yi nedense ciddi bir rakip olarak göremiyorum. Çünkü artık gerçekten eleğini asması gereken bir yaşa geldi. Teknik kariyer bazında. Teknik kariyer zaten bitti bence yani. O uzatmaların pek inandırıcılığı olmayacaktı. O yüzden de ben doğru bir karar olarak görüyorum Owens'ın gelip şampiyonluk maçına çıkmasını. Boğaç. Yani bu Kofi'nin bu kadar yani hype, heyecan şeyi olmasını ben anlamadım ya. Yani ben de. Bana çok garip geliyor abi yani. Tamam, Kofi her zaman maçlara keyif veren, tempo arttıran, seyirciyle o iletişimi iyi sağlayan, New Day'de de gayet keyifli zamanlar geçirten bir güreşçi ama yani ana kemer potası farklı bir nokta yani. Hani burada ne adamlar telef oldu da şimdi Kofi geliyor. Bilmiyorum. İyi ki Kevin Owens geldi de yani ben açıkçası bir Kofi Kingston Daniel Bryan feud'u izlemek istemezdim. O yüzden şey değilim yani. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Bu arada Mertay bir şey yazmış. Abi gık edilecek biri varsa Midcard'da sürünen o Cesaro'dur. Kofi değil. Yeah. Yani. Cesaro. Çok aynen net. Öyle abi. Aynen evet, öyle. Kimse bu konuda şey yapmasın. Tam ben de o anı bekliyordum. Ondan önce Buğra Gür neler söylemek ister? Ya ben Kofi Kingston gibi bir ismin hani 11 senedir WWE'de güreşen bir güreşçinin 10 senede diyelim hadi yuvarlayalım. 10 senedir WWE'de güreşen bir güreşçinin duvarları yıkıp kendinin önüne örülen sertleri yıkıp devirip WrestleMania'da WWE şampiyonluğu maçına kendini ekleteceğini düşünüyorum. Çünkü aldığı destek de bence bunu gösterdi. Vince McMahon bu hareketiyle Kofi'nin seyirci desteğinin ne kadar arkasında olduğuna baktı. Kofi'nin yetenekleri tartışılmaz. Kofi'nin mikrofon performansı tartışılmaz. Ama her zaman bir sünepelik görüldü onda. Her zaman bir yetersiz eziklik görüldü. Yeteneklerinin tam olmasa belki vücut olarak ince olabilir. Yeteneklerinin tam olmasına rağmen yani Smart Fan camiasında da bir eziklik görüldü Kofi'de. Evet. Sadece yani hani tam da aslında Smart Fan camiasının hoşuna gidecek şeyler Kofi'de var. Ring içi var. İşte mikrofon var. Seyirciyle etkileşim var. Ring içinde seyirci atmosferini, arena atmosferini koklayıp ona göre hareketler yapma var. Keza Rumble'da bunu birçok kez, Elimination Chamber'da bunu birçok kez gördük. Ama ona rağmen de Smart Fan'lar tarafından bir sünepelik var olduğu görüldü Smart Fan'lar tarafından. Ben önüne örülen sert setleri yıkabileceğini düşünüyorum Kofi Kingston ve kendini ne olursa olsun bu maça ekletecektir bana göre. Vince McMahon da bunu görmek istiyor. Seyircilerin desteği ne kadar arkasında bunu ölçmek istiyor. Bence Kofi Kingston bu sınavdan başarıyla çıkacaktır ve WrestleMania'da kendini WWE şampiyonluğu maçına kazanamasa bile ekletmiş olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Kevin Owens'ın dönüşü, bu kadar yüksek perdeden girişi, bu kadar dominasyon karakteri, dominant bir karakterle gelişi beni şaşırttı. Çünkü giderken ya her yerden kovulmuştu adam ya. Her yerde en loser kişiydi. Braun Strowman'dan üst üste dayaklar falan yiyordu. Her yerden kovmuştu. Raw'dan gitti, SmackDown'dan Raw'a gitti, Raw'dan SmackDown'a gitti. Her yerde istenmeyen adam oldu. Ama çok yüksek perdeden dönüş yaptı. Gerçekten Vince McMahon bu işin kurdu ve hiç rolünde sırıtmadı Owens. Tıpkı NXT'den bir çaylak olarak gelip John Cena'nın kafasını
United States title altında ezişi gibi. Evet. Yani Mertay büyük Kofi destekçisi. Mert aynı zamanda büyük bir Becky Lynch destekçisi. Yani tam WWE'nin istediği tip aslında. Şunu söyleyeceğim. Yani WWE şampiyonluğunun ben 11 sene, 20 sene şirkette kalıp da hani bunu bir katılım ödülü olarak görülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hani Jinder Mahal örneğe veriliyor. Herkes o, WWE o şampiyonu olamıyor. Yani 63, bu kemer 63 yıllık bir kemer ve sadece 50 tane farklı adam taşıyabildi sadece. Hani Jinder'ın kemer alması bir tesadüf değildi. Hani Jinder tamam belki ringe girdi mi o havası biraz düşüyordu ama hani Jinder arena karardığında işte ringe çıktığında müziği piyasa, çaldığında piyasa, şampiyon piyasa, şampiyon piyasa, hissiyatı veriyordu piyasa, sana. Piyasa. Ya öyle herkesin yeter bir alıcısı. Yeter ya. Ya Kofi'de ben o şampiyonluk materyalini göremiyorum. Maalesef dolayısıyla şampiyon olacağını düşünmüyorum. Ya bir de şöyle bir şey var bu konuyla alakalı. Şimdi mesela seyircinin ya smartphone kitlesini bir kenara ayırarak özellikle arenaya giden işte o deli gibi Kofi bağıran seyirci Kofi şampiyon oldu diyelim. Ya yani bir süre sonra çok uzun da olduğunu bu sürenin tahmin etmiyorum. Yani kısa bir süre içerisinde o şeyi bırakacaklar, o hype'ı bırakacaklar ve hemen başka birine geçecekler. Yani Kofi bir aylığına WrestleMania'da moment alabilecek şey mi yani? Hani ya, içerik mi? Bence değil. Evet. Hani evet. Benim demek istediğim o. Yoksa Kofi iyi güreşçi abi. Hani kimse Kofi'yi yermiyor burada zaten. Evet. Ama hani şöyle düşünüyorum ben. Kendi sevdiğim güreşçiden örnek vereceğim. Yani Samoa Joe geçen sene yakıp yıktığı performansıyla kemeri alamadıysa Kofi şu performansıyla kemeri alırsa haksızlıktır yani. Doğru ya. Veya doğru. Shinsuke Nakamura mesela. Heel oldu bambaşka bir adama dönüştü ama göremedi kemeri. Ya demek desem, istediğimiz bu yani aslında. Kevin Owens, Sami Zayn veya yani. Onlar takım olarak harika bir uyum yakaladılar ama yenildiler AJ Styles'a. Ben şunu söylemek istiyorum. Kofi'de benim şöyle bir itirazım var hani. Evet Kofi gerçekten yetenekli. Skalada çok üst düzey bir şey de. Güreş yeteneği olsun, eğlendirme olsun. Bu adam sonuçta yani New Day'in üyesi. Hani çıkıp gidip adamlar 2 hafta sonra şey alabilecek potansiyelde. Tek team kemer alabilecek potansiyelde. Yani ana kemer seviyesinde hop diye çıkması biraz şey. Abes kaçıyor. Evet. Bu konuyla alakalı ekstra bir görüşlerinizi kısa devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. İlerleyen haftalarda daha net konuşuruz. Aynen. Evet. Takımlar şampiyonu diyorum. Takımlar maçında The Bar, Cesaro ve Sheamus'un rakibi var. Rakibi Jeff Hardy ve geri dönüşünü gerçekleştiren Matt Hardy. Matt Hardy çok iyi bir fiziksel gelişim göstermiş uzakta olduğu süre içerisinde. Öyle değil mi Hikmet? Neler söylemek ister? Maçı kazanıyorlar. Matt Hardy ve Jeff Hardy. Hardy Boys. Tabii kilo vermiş biraz. Valla yani nasıl diyeyim... Bundan sonra zaten geçen seneki macerayla Matt Hardy'nin pek artık kendi normal broken ya da woken rolünü götüremeyeceğini gördük. Yani WWE o rolü işleyemedi. Güreşe dönme konusunda niyetliydi Matt Hardy. Bunu da WWE biraz daha onun nasıl diyeyim indide olabilecek bir ayrı macerasını engellemek için bence geri döndürdüler son şovda. Evet. Yani çok katacaklar bir şey olduğunu sanmıyorum. SmackDown biraz nasıl diyeyim giriş yönü olarak tek teamlerde kapalı gidiyor. Çok öyle kemer nasıl diyeyim hani kemerin çevresindeki isimler çok değişmiyor. Yani ama Matt Hardy'yi evet bir tık daha dili gördüm ben bu sefer. Evet Boğaç. Opsiyonu vardı değil mi? Matt Hardy'nin. Ya, ve... Opsiyon kullanmış tabii de. Ya ne bileyim renk katarlar. Yani ikisi de veteran artık. Yani böyle bir ana bir hikaye dahil olacaklarını falan ben öngöremiyorum. Hani ikisi de hepimizin özellikle gençlik yıllarımızda sevdiği insanlardı, sevdiği güreşçilerdi. O yüzden yani gelsinler, eğlendirsinler bizi. O şekil bakıyorum. Tek diyebileceğim farklı bir şey. Dönen neredeyse herkes, yani 3 kişi de zaten Batista'nın fit olması
normal. Ona bir şey demiyorum ama bence Owens da Hardy de bayağı önceki hallerine kıyasla daha fit dönmüşler. Evet, diriler bir tık daha. Evet. Owens zaten diri de, hani Matt Hardy'nin bu kadar diri dönmesi. Bir de yaşı da var Matt Hardy'nin. Tabii canım. Evet. 45-46 var ya. Tabii. 40 veteran kategorisine girdi artık Matt Hardy de. Evet. 44 yaşında bu adam. Vallahi ben sevindim ya. Ne bileyim. Şahsen ben Matt Hardy'yi bir daha güreşecek gözüyle bakmıyorum ya şahsen. En son yazdıklarından sonra falan filan, yani ayrıldığı zaman yazdıklarından sonra ben bir daha görüneceğini düşünmüyordum. Ben göründüm, mutlu oldum. Umarım bizi eğlendirsinler yeter zaten. Onların artık böyle çok ana hikayede bulunacağını düşünmüyorum ben de. Yani eğlenelim yeter ya. Hiçbir şey de bilemiyorum, ne diyeyim. Son yani olarak Uğur Agür. Ya ben Matt Hardy ve Jeff Hardy'nin ne kemer alabileceğini düşünüyorum bundan sonra şirkette, ne de önemli bir senaryoda bulunabileceğini düşünüyorum. Zira son kurşunlarını Vulcan senaryosunda sıkmış bulundular ve başarısız oldular. Evet, Asuka Mandy Rose'un rakibi oldu Fastlane'de SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu için. Asuka ve Mandy Rose karşı karşıya gelecek. Mandy Rose biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Asuka'yı tuş etmişti. Mandy Rose sizce gerçekçi bir rakip mi? Boğaç. Bence gerçekçi bir rakip. Ki olsun da ya, farklı yüzler görelim artık abi. Yani her şeyde neredeyse hep aynı isimler, aynı yani bloklar halinde dönüyor. Bence biraz artık farklı isimleri, farklı çehreleri görmemiz lazım. Ya yani hepimiz için lazım. Katılıyorum. Evet Hikmet. Yani nasıl diyeyim, standart kalıp isimler görmeye başladık. Özellikle kadınlar divizyonunda bu çok çok açık bir şekilde görünüyor. Böyle NXT tayfasından, hani bu NXT'nin altın çağında işte süper güreşen, ondan sonra şey yapan isimler görüldü. Bir Alexa rüzgarı geldi geçti. Yani bence Mandy bundan sonra iyi bir alternatif olabilir bu yönde. Evet. Zaten şu anda kimsenin umurunda değil SmackDown kemeri. Hani hazır böyle bir durumdayken oradaki havayı değiştirebilirler bence. Buğra göre şu soruyu sormak istiyorum. Acaba Asuka SmackDown Kadınlar Şampiyonluğunu öldürüyor mu? Ya Asuka değil, sadece Asuka değil, şirketteki tüm Japonlar, Koreliler ve Çinliler kanser gibiler, yayılıyorlar yani. Şimdi yani, şirkette Koreli yok diyen bir yayın var. Göreceğiz. Nasıl ya, Nakamura Koreli değil mi? Yayın var. Abi üçü de aynı değil mi zaten bunlara şimdi? Allah Allah. Ayrıca birincisi yani bu şeye benziyor. İşte sen Azerisin, sen Türkiye'lisin demeye benziyor. İkisi de aynı değil mi anasını satayım? Hayda. Neyse. Canım çok benim. Io Shirai bir kanser değil. Onun dışındakiler kabul ederim de Io Shirai bir kanser değil. Io Shirai de güzel bir kadın, güzel bir güreşçi ama ana kadroya geçince ona da hök gelecek bize yani. Onu da tahmin etmemiz güç değil. Neyse, az önce güzel bir soru sordu Ahmet. Mandy Rose gerçekçi bir rakip mi dedi. Ronda Rousey'in karşısına çıkan Ruby Riot'ı neden çıktı falan filan diye soruyorduk birbirimize. Ronda Rousey'in karşısına Ruby Riot neden çıkmışsa Mandy Rose da onun için şampiyonun karşısına çıktı. Diyecek bir şey yok. Aynı. Numan, Asuka'nın WrestleMania şampiyon gideceğini düşünüyor musun Asuka'nın, Numan? Gidecek ve WrestleMania'da büyük bir kemeri kaybedecek. Ve kemeri kaybedecek kişi de bana göre Lacey Evans abi. Evet, umuyoruz. Umuyoruz. Böyle bir şey olur. Keşke ya, şansa. Böyle şey olur, nasıl diyeyim. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ya da Pearl Harbor'un intikamını alması. Ya da şey, Lacey Evans maça duyuruluyormuş. Ringe gelmeden geri dönüyormuş. Herkes selamlayıp. Ya o neyse. Bence olabilecek bir hareket o burada. Potansiyeli var. Bakalım neler olacak. Birleşik Devletler Şampiyonluğu için Arturut bir ay sonra ringe çıkıyor ve ya bir open challenge çıkıyor. Gözün Andrade yani Cien Almas. Bütün segmentleri konuşturdun sevgili Ahmet. Ne Arturut abi? İsmail, hemen hızlı geçelim hemen. Cien Almas'a Rey Mysterio geliyor. Neler söylemek istersiniz Birleşik Devletler Şampiyonluğu hakkında? Kemeri kaybet.
Yemeğini sal artık. Bu son zaten. Bütün şovu konuştuk. Ya işte bütün ne? Şovu konuştuk. Sıkıntı en doğru da. En önemli olayı konuşmadın kardeşim. Neymiş? Randy Orton, AJ Styles. Yani. WrestleMania feyordu. Tamam. O zaman Randy Orton, AJ Styles derim. Arthur Orton çok konuşulacak bir şey yok. Hikmet. Ya Randy Orton umarım AJ'yi harcamaz. Abi yani, aga sen herkesi harcıyorsun. AJ'yi harcama bari. Sonra nasıl diyeyim, Burak Gür isyan çıkarabilir. Harcayacağız. Abi Randy Orton AJ Styles'ı yenecek WrestleMania'da ve ben forumun logosuna Randy Orton be kardeşim bence yazılı de logo koyacağım. Ya, hemen yapıyorum Photoshop'tan. Benim... Çok açık değil mi Randy Orton'ın kazanacağı? Abi benim... Evet. Evet. Abi AJ Styles hemen baş gösterdi. Randy Orton bir dakika birader ben buradayım dedi. Şimdi AJ Styles'ın ırzına geçecek WrestleMania'da. Şey olsa keşke ya. Randy Orton 2-3 pay-per-view'da nasıl... Gerçi bir pay-per-view kaldı. Fastlane'de AJ'yi bayağı kızdırsa şey yapsa. Böyle nasıl diyeyim low blow falan yapsa. AJ bence gaza gelip kazanır maç. Çünkü hep öyle oldu. Nakamura'ya öyle yaptı. Samoa Joe'ya öyle yaptı. Randy Orton'a da yapabilir. Evet. AJ Styles WrestleMania'da bir mağlubiyet, bir galibiyet gidiyor. Devam edecek mi acaba bu Uğur Agür? İki galibiyet, bir mağlubiyet var. Ha işte Shane'e yenildi. Şimdi de Randy'e yenilecek diye dedim. Aynen. He. Sırada mağlubiyet var ve mağlup olacaktır. Ya abi Randy Orton kabul edilmese de çok büyük bir egosu var bu şirkette. Randy Orton fanları kabul etmese de AJ Styles'ı maalesef rejim edecek. Falakaya yatıracak. Gözlerine falan şişleyecek. Yani bir şey diyeceğim. Hazır bu kadar çok adamı WWE'ye sokmuşken şey mi olsa nasıl diyeyim? Bu TNA'ciler kıyak mı geçse AJ'ye ya? Maçta hakeme şey verip falan böyle hızlı saydırıp. Oldu. Allah'ım. Başka? Oğlum AJ Styles Randy Orton hışmına kapılacak. Bitti. Aynen Randy Orton AJ'yi ezecek abi. Orton... Sen nasıl TNA'cisin? TNA'ci mi kardeşim? Randy Orton'un gerçekliğini var yani. Adam zamanında Anderson'ı harcadık. Onu harcadık, bunu harcadık. Herkes harcadı. Yani Anderson'ın çıkıp Randy Orton çok kibar bir adam. Ona çok teşekkür ediyorum falan demesi. Mal. Dönüş için yol yapması şaka gibi ya. Ya gelsin geri. Ben seviyordum ya. Ben de çok seviyorum da yani. Yaptığı ayıp. Yani. Ben şeyden biri bak. Anderson'a şeyden biri biraz soğudum adama karşı. TNA'den ayrıldığı ilk indie şovunda TNA'ya küfür ettirdi abi adam. AJ Styles da ettirdi. TNA'ya küfür ettirdi. İşte zaten AJ Styles ondan ben 2 sene boyunca sövdüm AJ Styles'ı burada ben. Peki yani. Evet. Buğra Gür'ün duygusal bir şekilde baktığını biliyorum Randy Orton'a. Mr. Anderson, Mr. Kennedy mevzusuyla da alakalı olarak. Ve Randy Orton'un büyük bir egosu olduğunu söyledi. Son tahlilde Randy Orton kazanır mı diyorsun Buğra Gür? Ya abi Randy Orton kazanmasın. Tüm forumdan özür dileyeceğim Randy Orton hakkında dediklerim için. Bu kadar net konuşuyorum. Ama Randy Orton rejim edecek, falakaya yatıracak. Ne bileyim gözlerine şiş batıracak ya. Görürsünüz ya. Böyle kaç tane arkaya gidip. Yani ben 3 tane yazdım kafadan yani. Bir şey söyleyeyim. Beşiktaş Fener maçında işte 3-0'dan sonra hangi skoru bekliyorsan o kadar RKO bekliyorum ben. Yani bir 6 RKO bekliyorsun. Yani en az. Abi bir kaldıracak bir daha vuracak. Randy Orton bir daha vuracak. Bak Randy Orton bu şirketin COO'su, Triple H'in manevi oğlu Seth Rollins'i yendi. Hem de çok epik bir galibiyetle yendi. Harbiden WrestleMania'da. WrestleMania 31'de. Ha, WrestleMania'da ve yaptığı RKO da RKO yani. Hatırlayın RKO. Ya yani. ha yani. Bak abi Randy Orton diyorum. Bak bu işlerin şakası olmaz. Ben şimdiden SmackDown'a 4 puan veriyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Bu hafta gerçekten hem Raw'dan hem SmackDown'dan çok keyif aldım. Evet, chatbox neler söylemek ister? Kaç puan veriyorsunuz? Hikmet kaç puan veriyorsun? Ben de 4 veriyorum. Ben de 4 veriyorum Boğaç. Hadi Rava 4 dedik ayıp olmasın bunu da 3 diyeyim de şey olmasın aynı beğendiğimi düşünmesin insanlar. Hadi sen Rava 5 vermedin mi? Ben Rava 4 dedim kanka. Sasha ve Bayley yüzünden 4. Ayıp. Evet. Ayıp. Numan. Bence de 4 bu ya. 5 veremem çünkü. 5'e Rava verdim yani bu 4 abi. Bu 4 3 oldu. Evet Zino 3.5, War Machine 4,
Böylelikle arkadaşlar bu haftalık radyo yayınımızın sonuna geliyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah rahatlık versin. Bu Hikmet'in de sürekli cemaat argümanlarıyla konuşması. Görüşmek, görüşmek dileğiyle sevgili Güreş Türkiye noktaya severler. Hikmet Zeyre 151 şey arayıp şikayet edebilirsiniz Hikmet. Polise Emre. Polise Emre. Aleyhisselam. Dari. Dari polis Emre.